Efendim, parantezin ikinci bölümündeyiz. Az önce size anons ettiğimiz üzere Ulusal Birlik Partisi ilçe başkanı Sayın Sadık Gardonlu bizlerle birlikte hem Kıbrıs konularına hem iç meseleleri konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Gardonlu. Hoş bulduk. Seda, nasılsınız? Sağ olun, uzun bir ara verdik sizinle. Kesinlikle. Sizi görmek çok güzel. Gerçi sosyal medyadan sizi sürekli takip ediyoruz. İş gününe bakalım isterseniz. Önce Cumhurbaşkanı Akıncı New York'ta biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı da öncesinde gitti. Siz bu görüşmenin bir yarar sağlamayacağını belirtiyorsunuz. Ulusal Birlik Partisi'nin bu konu tavrı net, konfederasyon ya da iki ayrı devlet. Size göre New York'ta görüşmelerden bir Cenevre çıkar mı diye sormak istiyorum. Ama biliyoruz ki Rum tarafının reçi tutumu hala devam ediyor. Ve bir federasyon dosyası kapandı demek mümkün mü? Bundan sonra herkes yoluna mı gitmeli? Nasıl bakarsınız? Şimdi ben bunu çok sık olarak gündeme getiriyorum. Bana göre artık federasyon tezi tamamıyla çökmüştür. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacak olan görüşmenin herhangi bir fayda sağlayacağını da kesinlikle düşünmüyorum. Sadece bana göre tribünlere oynanan bir görüşmedir diye düşünüyorum. İş ola görüşüyorlar diyorsunuz. Açıkçası ben her zaman şunu söyledim. 45 yıldır devam eden müzakerelerde artık bizim çocuklarımız da bizden sonraki gelenler de bu müzakereler ne olacakla ilgili değil. Şimdi ben bunu söyledim de her zaman insanlar şey diyor. Ya Sadık Bey, siz diyor geri düşünüyorsunuz. Siz diyor güncel düşünemiyorsunuz diye bize eleştiriler geliyor. Ben diyorum ki karşımızda dünyanın tanıdığı bir devlet var. Ve 63'ten bu yana, 60 Cumhuriyeti'nden bu yana bizim yasal haklarımızı da gasp eden ve adanın tek egemenliğiymiş gibi duran bir Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında kullanan bir Rum kesimi var. Şimdi ben soruyorum. Diyorum ki Rum'un herhangi bir anlaşmaya ihtiyacı var mı? Direkt uçuşları var mı? Ekonomik özgürlüğü var mı? Tüm dünya bu cumhuriyeti tanıyor mu? Tanıyor. Dönelim bir dönelim, bize bakalım. Bizi kim tanıyor bir tek? Bilinen tabirle onların tuzu kuru. Aynen öyle. Eski Bizi Cumhurbaşkanı de Berat'ın deyimiyle. evet, bizi de bir tek Evet. tanıyan anavatan Türkiye. E Evet. şimdi Rum sağ olsun ekmek dilimi politikası diyorum ben buna. Her müzakerelerde Ferda Hanım bir dilim koparıyor bizden. Bir dilim daha koparıyor. Bir dilim daha koparıyor. Bir dilim daha koparıyor. Ha biz Kıbrıs Türk halkı olarak biraz sabırsızız. Hemen bir anlaşma, bir çözüm taraftarıyız. Rum tarafının kaba tabirle tuzu kuru olduğu için zamanla yaymış bir politikası gidiyor. Bir de müzakereleri Güney Kıbrıs'ta kontrol eden, onların biliyorsunuz bir birlikler var. Eski başkanların kilisenin oluşturduğu, başkanlar konseyinin oluşturduğu bir yer yönetiyor. Baskın bir Baskın var. şekilde. Evet. Yani bugün bir bakıldığında başpapazın hükümeti yönettiği bir ortamı hayal edin. Orada tıs çıkmıyor. Bir de düşünün bizde kilisenin karşılığı Camiler, imam. vakıflardır Evet, mesela, şeydir, din işleridir. evet. Din işlerinin hükümete bir müdahale ettiğini düşünün. Ortalığı burada yıkıp dökerler. Ve şunu söylüyorum. Artık bana göre ya konfederasyondur ya da iki eşit kurucu devletle yapılacak olan bir çözümdür. Federasyon tezi, biz zaten 40 yıldır Ulusal Birlik Partisi olarak savunduğumuz tezler de bunlar. 40 yıl boyunca kilise fonlarından beslenen, Avrupa Birliği fonlarından beslenenler ve bizim görüşümüzün karşısındaki olanlar her zaman bizi istatikocu, kaba tabirle öcü, gerici, ganimetçi, aklımıza ne gelirse gelsin sıfatlarla bizi özdeşleştirdiler. Şimdi bir hayal edelim. Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Denktaş aday olmadan 2000 yılında aday olmayacağını açıkladıktan sonra gelen ikinci Cumhurbaşkanı Sayın Tarat. Neydi slogan? Bir ebedle dünyaya bağlandı slogan. O 2004 Annan Planı referandumun rüzgarıyla beraber gelen 2005 yılında gelen bir rüzgar ve Sayın Tarat ikinci Cumhurbaşkanı olmuştu. Çok değil. 6 ay sonra şöyle gözlerimizi kapattığımızda sanki de Denktaş konuşuyordu artık. Sonra 3. Cumhurbaşkanı Ulusal Birlik Partisi'nin onursal lideri Sayın Eroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Zaten görüşlerimiz belliydi. Sonra da 4. Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı geldi. Sayın Akıncı dört boyutlu siyaset dedi. Birçok çözüm yolu önerdi. Ve belki de olası bir çözüme en yakın olunan bir dönemde
Çünkü bildiğiniz gibi Anastasiadis de, Akıncı da 2004 referanduma evet diyen kesin nerede bunlarda? Herkes dedi ki artık çözülürse bu dönem bu iş çözülür dedi. Ondan sonra bir yıl sonra Sayın Akıncı ki yine Amerika'ya gitmeden önce Ercan Havalimanı'nda da açıklama yaptı Sayın Akıncı. Bu yönde paralelle açıklama yaptı. Evet. Sıkıntı bir şey güneyde. Yani esas çözümü istemeyen uzlaşı kültüründen yoksun kesimin kurum kesim olduğunu söylediler. Ben bunları maalesef üzülerek söylüyorum. Keşke evet bir çözüm olsa. Keşke bu ülkedeki bizim çocuklarımız daha tanınabilir, dünyaya daha açık bir ülkede yaşasalar. Ama bugüne kadar 4 tane cumhurbaşkanı geldi. Ve 4 cumhurbaşkanı ikisi soldan ikisi sağdandı. Ama günün sonunda hepsi sağ görüşün altındaki tezlerde birleştiler. Onun için işin özeti Ferdi Hanım, ben kesinlikle ve kesinlikle Amerika'dan herhangi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ya olsaydı Kras Montana'da bu iş biterdi. Kras Montana'da yapılan en son 5'li zirvede bu iş biterdi. Ama bunun dışında açıkçası bana göre artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtıcı lobi faaliyetlerine başlamamız gerekiyor. Hiç zaman kaybetmeden. Geç bile kaldık aslında. Aynen öyle. Dün Başbakan Tatar'ın açıklaması vardı. Aslında bu yeni bir görüş değil aslında. Yıllar içerisinde yani baktığınızda hep bu görüş zaman zaman gündeme gelir, ondan sonra kayboluyor. Yani kalife ayrılık olabileceğini yine açıkladı. Aslında bu Rum kesiminin de gündeminde, gizli gündeminde belki de. Niye söylüyorum? Çünkü geçen sene Rum hükümetine yakınıyla bilinen Filipteros ilk kez bunu manşetine taşımıştı. Kadife ayrılık ilgili. Yani bir Çekoslovakya nasıl modeli gibi. Çünkü zaman zaman işte yok Belçika modeli, bilmem Almanya modeli falan filan. Bunlar biliyorsunuz hep modeller gündeme gelir gider, kaybolur ama niye iki devletli bir çözüm olmasın? Aslında Rum kesimi de buna sıcak bakıyor. Yani soğuk bakmıyor. Baktığınızda mesela anketlerde de biz bunu görebiliyoruz. Hani zaman zaman işte Euro şeyin anketlerine baktığımızda yan yana yaşayabiliriz ama iç içe yaşamayalım diyor. Yani Rumların zaten istenci bu bir şekilde. Kadife ayrılık gündeme gelebilir mi bu süreçte? Gelebilir, tabii ki gelebilir. Bir deyimle ben cevap vereyim. Bendeki bu evlat acısı, sizdeki bu kuyruk acısı devam ettiği sürece biz bir araya gelmemiz mümkün değildir. Evet, Rumların içerisinde de kesinlikle bir çözüm olmasını isteyen, iç içe, dostane, kardeş gibi adını nasıl koyarsanız koyun, yaşamak isteyen bir kesim var mı? Evet var. Ama bugün bir dönelim, dünya politikasına bir baktığımızda 2004 bunun en canlı örneğidir. Yapılan referandumda, referandum süreci devam ederken, propaganda süreci devam ederken, neydi AB'nin Türklere yaklaşımı? Sizde bir evet çıkarsa ve olası bir güne, çünkü anketler hemen hemen havayı veriyordu zaten neyin ne olacağıyla ilgili. Evet. Biz Kıbrıs Türk halkının referandumdaki tercihine göre bizler onları oldukları, hak ettikleri noktadan çok daha yukarıya taşıyacağız diye birçok vaatleri vardı. Bunlar hep beraber o dönemi yaşayan herkes bunları çok iyi bilir. Ve yapılan referandumda Kuzey tarafında ciddi bir anlamda 2004 Annan planına evet çıkmıştı. Güneyde de bunun tam tersi, aynı paralelde ezici bir üstünlükle hayır çıkmıştı. Sonraki süreçte ödüllendirilmesi gereken, mükafatlandırılması gereken ve olduğu noktadan, hak etmediği olduğu noktadan çok daha yukarılara çıkarılmasını bekleyen bir Kıbrıs Türk halkı cezalandırıldı. Ve Avrupa Müktesebatı'na da aykırı bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi olmak için sınır komşularınızla sorumsuz olacaksınız, kendi iç politikada sorumsuz olacaksınız, bir sürü kriterleri vardır. Ve bunların hepsi göz ardı edilerek Rum tarafı sanki adanın tek hakimiymiş gibi Avrupa Birliği'ne dahil edildi. Ve bugün bakın dünyanın tanıdığı bir AB üyesi, hatta yılı da geldiğinde da AB dönem başkanlığı dahi yapmış bir sınır komşumuz var yan tarafta. Yani kaba bir tabirle söyleyeceğim, Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk yöneticileri, devleti yöneten herkes çözüm sürecinde ağzıyla kuş tutsa, Avrupa Birliği söyledi kuşun rengi kırmızı mı? Evet kırmızı. Peki ayakkabılar var mıydı? Evet vardı. Ayakkabı rengi mavi mi? Yani bu isteklerin bir şeyi Ferdi Hanım bitmeyecek. Yani artık bunları görmek için siyaset bilimci, cihanı alem falcı olmanıza gerek yok. Bugün
Referanduma evet diyen bir Kıbrıs Türk halkı cezalandırılıyor. Hı hı. Yine izolasyonlar, ambargolar altında. Bakın 2004'ten bu yana bu referanduma evet diyen Kıbrıs Türk halkı ne kazanım elde etmiş? Üç bacaklı bir yeşilat tüzüğüyle ilgili o zaman gündeme gelmişti. Doğrudan ticareti bile çıkardılar işin içinden. Bir tek Rum'daki iki tane gümrükçünün iki dudağı arasında verilen kararlarla biz ticaret yapmaya çalışıyoruz. Veya malımızı yurt dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Zor bir şekilde. Devam edelim. Evet. Peki yurt dışından direkt uçuş olduğu için Larnaka veya Baf havalimanından adaya gelip de kuzeye geçmek istediler ki daha iki gün önceki haberdi bu. Tabii. Siz geçemezsiniz, işgal altındaki bölgelere gidemezsiniz, izniniz yoktu. Sahte devlet, işgal altında Rum propagandalarına maalesef. Biz bunu söylediğimizde gerici oluyorsak, evet biz gericiyiz. Eğer biz bu gerçekleri söylemeye devam edeceksek, örümcek düşünceliysek, evet örümcek düşünceliyiz. Çünkü karşımızdaki insanın kesinlikle ve kesinlikle, karşıdaki kişilerin, yöneticilerin kesinlikle. Sonra Anastasiades ne diyor? Özellikle bu yeraltı, karbon yataklarıyla ilgili, doğalgazla ilgili, petrolle ilgili. Evet diyor, biz %30 vereceğiz. Kendine göre bir hesap açacağız. İşletme maliyetleri giderler çıktıktan sonra, olası bir çözümden sonra paralarını alacaklar. Kimi kandırıyorsun ya? Çocuk mu kandırıyorsun? Yani kandır çocuğu, eskiden bir laf vardı. Çocuğu kandıra taksim istesin diye bir laf vardı. Aynen. Evet. Aynı o şekilde taksim istesin. Yani ben hala daha anlayamıyorum. Oturuyorum. Evet ben çözüm karşıtı biriyim. Asla değilim. Ama şu var. Sizlerle bizim çözüm hemen modellerimiz farklı. Milliyetçi kesim. Milliyetçi böyle. Kesim veya bazı gazeteciler de, bazı programcılar da. Aylıkçılar. Hemen şunu diyor işte, eğer diyor sağcıysanız diyor, gericisiniz. Evet. Solcuysanız diyor, ilericisiniz. Ya insanların niye sağcılığı, solcuğu, ileriliği ve gericiliği ile ilgili sizler sınıflandırma yapıyorsunuz? Herkesin kendine göre bir düşüncesi var ve en çok hayret ettiğim noktada şudur Ferda Hanım. Solcular en çok süslü kelimeleri çok severler. Demokrasi, şeffaflık, özgürlük, ilericilik. Ama ne hikmetse bunları savunan kısımlar bizi eleştirirken acımasızca eleştiriyorlar. Biz kalkıp da karşıya cevap verdiğimizde, demokratik hakkımızı kullanarak cevap verdiğimizde hemen feryatı figan ediyorlar. Demek ki sizin özgürlük anlayışınız sadece siz kendiniz eleştirilene kadar olan kısmında bitiyor. Yani sosyalistin paraya bulduğunda kapitaliste geçmesi gibi veya ateistin işte uçak düşerken Allah'ım sana geliyorum demesine kadardır bu arkadaşlarına modernliği diye. Ben bunu söylüyorum. Tabii birçok kişi bize kızacak. Hiç önemli değil. Biz bildiklerimizi, düşüncelerimizi korkusuzca bu ekranlarda fırsat bulduğumuz her sürece, her platformda söylemeye devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, üzülerek söylüyorum ki 45 yıldır tezlerimizin doğru çıktığına üzülerek ben bunu söylüyorum. Çünkü bu ülke 45 yıl kaybetmiştir. Artık tekrar Kıbrıs konusuyla ilgili benim sadece tek bir düşüncem var. Herhangi bir modeli ben bilen bir insan değilim. Model dersi okutulduğunda o gün okulu kırmıştım. Ben derse girmediğim için model tanımının ne olduğunu hiç bilmiyorum. Benim için tek bir modeli vardır. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasıdır. Evet. Bu arada yeni sıcak haberler gelmeye başladı. Biliyorsunuz Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu New York'ta Hristodilis'te görüşmüş Rum Dışişleri Bakanı ile. Aralarında bir gerginlik çıktı. Hı-hı. Yine izleyenlerimize bunu aktarmak istiyorum. Normaldir. Diyor ki Rum Bakan, neden hemen federasyon konusunda anlaşmıyoruz diye sormuş. Çavuşoğlu demiş ki senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermeniz lazım. Neyi müzakere edeceğiz? İki devlet mi, başka bir şey mi deyip elini çekmiş. Rum Bakan elini uzatmış. Çavuşoğlu da elini çekmiş. Bu da ayrı bir gerginlik noktası. İç gününe bakalım isterseniz. Çünkü hepimizin çok merak ettiği konular var. Bunlardan bir tanesi Meclis Komitesi'nden bu hafta içerisinde biliyorsunuz UVP eski lideri ve başbakan Özgür Gün'le ilgili bir karar çıkacak. Hı hı. Ve çıkacak kararın ciddi, herkes şu anda nefesini tuttu ve bunu merak ediyor. Dolayısıyla Özgür Gün'e ilişkin Meclis Özel Komitesi'nden oy çokluğu ile dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor çıkabilir mi? Sizin buradaki öngörünüz nedir diye sormak istiyorum. Ama ne çıkarsa çıksın son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Nasıl bir süreç bekliyor Ulusal Birlik Partisi'ni? Hatta ben şunu söyleyeyim. Ben bunu Sayın Genel Başkan, eski Genel Başkan Hüseyin Bey'e de söylediğim için rahat bu ekranlardan söyleyebiliyorum. Evet. Ben şahsen
tüm dokunulmazlıkların kaldırılmasını savunan bir kişi, bir de kürsü dokunulmazlığı kalsın. Geçen gün yine başka bir gazetede sayın eski genel başkanımızın eşinin bir beyanatı vardı. Vermeyeceğimiz hesabımız yoktur diye. Bence bu işleri hiçbir zaman sürgüt etmeye gerek yoktur. Ki Aytaç Çalı da bunun bir örneğidir. Sayın Çalı da çıktı ve genel kurula dedi ki ben kendi dokunulmazlığımın kaldırılması için evet diyorum demişti. Ve varsa bir şeyim de yargıya güvenim tamdır demişti. Yine sayın özgürlüğünde açıkçası ben kendi kanaatimce veremece bir hesabı olduğuna inanmıyorum. Savcılarla, hukukçularla veya o tanzim edilen dosyayla ilgili aldığımız bilgilerde de bir suçun değil bir kabahatim olduğu. O da işte günü gelindeki mal beyanın bildirilmemesiyle ilgili veya tam gününde verilmemesiyle ilgili. Yani böyle sayın özel sayın özellikle sayın özel sayın iddia ettiği gibi bir unsurun olayın olmadığı ortadadır. Açıkçası genel kurul bir karar alacaktır. Bunu da sayın genel başkan geçen gün komitede değerlendireceklerini tekrar gözden geçireceklerini söyledi. Sonuçta açık şunu söyleyeyim. Ben şahsen sayın özgürlüğünün veremeyeceği bir hesap olduğuna inanmıyorum. Hı hı. Sonuçta kendisi 20 kusur yıldır siyasetin aktif olarak içinde iki dönem, iki farklı tarihlerde Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanlığını yapmış, başbakanlık yapmış, dışişleri bakanlığı yapmış bir kişi. Kendini bilen bir kişidir Sayın Özgürgün. Hı hı. Sonuçta bu dokunulmazlık kalkması durumunda ve kalkmaması durumunda tabii ki işleyiş çok daha farklı olacaktır. Kalkmaması durumunda tabii ki Sayın Özgürgün'ün yargı yolu açılmayacaktır. Kalkması durumunda da yargı yolu açılacaktır ama Sayın Eski Genel Başkan da veremeyeceği bir hesap yoktur diye de düşünüyorum açıkçası kendi düşüncemde. Siz zaman zaman Cumhurbaşkanı adaylarının da açıklamalarınız bu yönde. UVP Parti Meclisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin aday olacağı konusunda, hı-hı, karar üretecek. Dolayısıyla bundan dolayı UEP çok şu anda yakın markajı aslında. Herkes bunu merak ediyor. Birkaç aday deklar edildi işte ortaya çıktı ama en son söz tabii ki parti meclisinden çıkacak. Olası bir çatı aday olma ihtimali var mı? Sizin görüşünüz nedir? Dün de Sayın Başbakan Ersin Tatar şunu söyledi. Özellikle gazetelerin satır aralarında okuyabiliyoruz. Siyaset bu. Beni nereye götüreceği belli olmaz dedi. Nasıl öngörüyor? Yani nasıl diyorlar? Ferda Hanım bak ben sizinle yıllardır program yapıyorum ve ben hiçbir zaman babamın arkasına saklanmadım. Bildiğimi, doğru bildiğimi de gerek ekranda, canlı yayında, şu kameraya, merceğine bakarak da söyledim. Program sonrasında sizlere de kendi düşüncemi de paylaştım. Evet. Yine de babamın arkasına saklanacak değilim. Bir, Ulusal Birlik Partisi münhal mi açtı ki başka adaylar konuşuluyor? Münhalimiz var mı bizim? Yok. İkincisi, tüzük açık ve nettir. Cumhurbaşkanı adayın belirlemesi parti meclisinin uhdesindedir. Üçüncüsü, Ulusal Birlik Partisi'nin tahammülleri, gelenekleri, örf adetleri bellidir. Ulusal Birlik Partisi'nin tarihinde hiçbir zaman bir genel başkanı çıkıp ben adayım dememiştir. Ulusal Birlik Partisi'nin tabanının, üyesinin isteğinin karşısında duran da hiçbir genel başkan da olmamıştır. Hı hı. Günü geldiğinde taban çıkar, adayın kim olmasını istediğini söyler ve o tabanın söylediği kişi de çıkar ve Cumhurbaşkanı adayı olur. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin örf, adet ve gelenekleri kimi işaret ettiği de bellidir. Tabanın kim istediği bellidir. Ve önümüzdeki ay da büyük bir ihtimalle parti meclisi de yani Ekim sonu, en geç Kasım başı gibi de adayı belirleyecektir. Tabanın kim istediği çok açık ve nettir. Parti meclisinin kim istediği istiyor, çok açık ve nettir. Kim istiyor? Taban ve üyelerimiz Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Tatar'ın aday olması yönünde bir istemi vardır. Tabii ki biz bunlarla ilgili görüşmelerimizi, temaslarımızı yapacağız. Ve dediğim gibi bu bir görevdir ve Sayın Genel Başkanımız da bu yönde, az öncesinde ifade ettiğiniz gibi, hı hı, üyesinin ve tabanının sesini dinleyeceği yönünde de Sayın Genel Başkan'ın da bir görüşü vardır. Ferda Hanım için Ulusal Birlik Partisi tabanının görüşünün tersine hareket edilmesi seçimlerde bize çok fazla başarı getirmez.
Yani diyorsunuz ki Ulusal Birlik Partisi gelenekçi bir partidir. Dolayısıyla genel başkan olası cumhurbaşkanlığı yani Adaydır. seçimlerinde adaydır. Evet. Bu gelenek bozulmaz. Bugüne kadar bozulmadı. Bugüne kadar bozulmadı. Evet. Bundan sonra bozulmaz diyorsunuz. Eğer 12 bin tane üyenin isteminin karşısında durursanız bu ilerideki süreçte de siz bir sıkıntı yaratır. Bugün ben kendime bağlı yani ilçemize bağlı 49 örgütüm yaklaşık 4300 üyesi olan bir Lefkoşa ilçesinin bu yönde bir görüşü vardır. Ama dediğim gibi son nihai kararı parti meclisi koyacaktır. Çünkü bilindiği üzere bugüne kadar yani örneğin kurucu Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi'nin kurucu başkanı Sayın Denktaş hiçbir zaman seçimlerde aday olduğunu söylememiştir. Her zaman taban çağrı yapmıştır. Aday olması yönünde istemde bulunmuştur. Yine Ulusal Birlik Partisi'nin onursal lideri, onursal başkanı Sayın Eroğlu kendisi ki biliyorsunuz 3 kere Cumhurbaşkanı adayı oldu. Son 2015 yılında kendisi, pardon 2010 yılındaki seçimlerde ilk turdan kazanmıştı. O dönemde de yine Sayın Eroğlu'nun ben Cumhurbaşkanı adayım diye bir telaffuzu yoktur. Bir istemi, bir söylemi yoktur. Yine tabandan, örgütlerden, teşkilatlardan, Ulusal Birlik Partisi'ne gönül vermiş olan herkesten gelen ses, istek doğrultusunda hareket edilmiştir. Bugün açıkçası bakın Ferda Hanım, bizler üyelerimizin yetkilendirdiği yöneticileriz. Üyelerimiz istediği sürece biz bu makamlardayız. Üyelerimizin istemediği zaman da biz bu makamlarda yer bulamayız. Sonuçta Ulusal Birlik Partisi bir kitle partisidir. Ulusal Birlik Partisi büyük bir ailedir. Bu Ulusal Birlik Partisi yöneticileri genel başkanından üyesine kadar tüm kademeleri sürekli olarak birbirinin içindedir. Sürekli olarak birbirine istişare eden büyük bir ailedir. Ve bununla ilgili tabii ki biz ilçelerde ilçe başkanlarımıza, genel başkanımıza yaptığımız sondajları, yaptığımız çalışmaları, aldığımız havayı kesinlikle bir rapor halinde genel başkanımıza biz bunu ileteceğiz. Ama dediğim gibi Ulusal Birlik Partisi örf, adet ve geleneklerine de bağlı bir partidir. Evet. Buradan sizin bu konuşmalarınızdan Başbakan Tatar'ı aslında bir şekilde Cumhurbaşkanlığı'na doğru hazırlandığını Kendisine de dikkat edin zaten görüyoruz. negatif değil bu konuda. Yani bu yönde paralel Evet, açıklamaları var Sayın Tatar'ın. öncesinde ben değilim demişti. Ondan sonra üyelere girilecek dedi. Ondan sonra mesela çıktı Nazım Çavuşoğlu. Dışarıdan da olabilir dedi. Yani illa bizim parti rozetimizi takması Şimdi önemli değil dedi. O açıklama biraz aslında baktığınız zaman kafa karıştırdı. bakın. Şimdi biraz netlik. Yani o zaman flu açıklamalar vardı. Şimdi diyebiliriz mi? O flu dağıldı ve ileri şu anda biraz daha netleşti fotoğraf. Diyebilir Şimdi miyiz bu Ferda Hanım konuda? bakın ben kendi mesleğimle ilgili bir örnek vereyim. Çoğu beni siyasetçi olarak bilir ama ben 21 yılı doldurmuş bir mimarım. Mimarsınız. Yapı dersimiz yani construction dersimiz var. Bu construction dersinde de binanın yapı elemanlarını öğrenirsiniz. İşte temelden başlayıp çatıya kadar ki bölümleri öğrenirsiniz. Ben böyle 3-5 gün bir hastalık, üniversite döneminde bir hastalık geçirmiştim ve nedense o hastalıkta okula gidemedim. O gidemediğim süreçte de bize öğretilen çatı dersiydi. Onun için ben çatı dersini öğrenemedim. Bilmiyorum yani çatının ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Yani nasıl kurulur, nasıl dizayn edilirle ilgili benim fazla bir bilgim yok çatıyla ilgili. Onun için Ulusal Birlik Partisi her zaman önüne bakacaktır. Yani isteyen istediği açıklamaya şey yapsın. Sonuçta tek şunu söyleyeyim, Ulusal Birlik Partisi'ne gönderen tabanıdır. Çünkü biz tabanımızın gücü kadar güçlüyüz. Biz tabanımızın etkinliği kadar etkiniz. Biz tabanımızın bu topraklara kökleşme arzusu ne kadarsa biz bu topraklara o kadar kökleşebiliriz. Ve tekrar söylüyorum, bugüne kadar Ulusal Birlik Partisi'nin tüm genel başkanları, tüm genel sekreterleri, tüm ilçe başkanları üyesinin isteminin karşısında hareket etmemiştir. Beyhan Gürgöz'e burada bize selamlarımızı yollayalım. Günaydınlar Diyor ki Beyhan. günaydınlar. Teamüller ve geleneklere göre Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar olmalıdır diyor. Sizi destekleyen bir mesajı var burada. Tabii Tabii mesela bazıları kızacak bana sen ilan ettin diye genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı ama sizi zor duruma düşürür mü bu hayır beni durum? zor duruma düşürmez çünkü ben Ulusal Birlik Partisi'nin tabanından gücünü alan bir ilçe başkanıyım. Üyelerin İlk takdiriyle kez bu bu kadar makamlara siz net deklare ettiniz aslında ben her zaman netim baktığınızda. Ferda Hanım. Ben hiçbir zaman babamın arkasına saklanmam. Bakın Sayın Tatar çok sevdiğim, çok saydığım, çok teşviki mesaisini geçirdiğim ve halkının
sürekli içinde. Yani milletvekilliği döneminde, Maliye Bakanlığı döneminde, muhalefet döneminde, genel başkanlığı döneminde ve başbakanlığı döneminde. Halkın içinde bu kadar sık olan 3-5 liderden bir tanesidir Sayın Tatar. Halkın kendisine karşı çok ciddi anlamda bir sevgisi, saygısı var. Ve bugün bakıldığında Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar her eve rahatlıkla girebilen, her evde oturup, her türlü olsun olmasın, sempatik, kahvesini içebilen, evet, her evin kapısını çalabilecek, belki de Kıbrıs Türk siyasetinin yetiştirdiği 3-5 değerli siyasetçinden biri de Sayın Yeşil Tatar'dır. Bunu herkes kabul ediyor. Ve ben tekrar söylüyorum. Bu makamlara bizleri halkımız ve üyemiz getirir. Halkımızın ve üyemizin bize biçtiği roller vardır, bizden beklentileri vardır, bizden yapmamızı istediği unsurlar vardır. Ve en önemlisi de Ulusal Birlik Partisi, eğer Ulusal Birlik Partisi ise bu ülkenin en büyük, en köklü ve ada çapında en büyük teşkilatlara sahip olan partisi ise ve büyük bir aile ise Ulusal Birlik Partisi ve en kötü döneminde bile çekirdek gücünü kaybetmeyen bir parti ise Ulusal Birlik Partisi, bunun tek bir sebebi vardır, gelenekçi örf adetleridir. Evet, bunu bu böyle bilinsin diyorsunuz. Tabii sizin bir açıklamanız var. Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve bütün aslında odak oraya yoğunlandı. Hı hı. Her ne kadar bu atmosfere tam girmesek de bütün işte açıklamalar, karşı tarafın açıklamaları hep zaten bu yönde. Siz de diyorsunuz ki seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın yüzünü Orta Doğu ve Türk devletlerine dönerek ülkenin tanıtılması için çalışma yapması çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Doğrudur. Türkiye Cumhuriyetler baktığınız zaman onu tanımıyor. Mesela en basit işte ne diyoruz? İki devlet tek millet, işte evet. Azerbaycan. Bir Azerbaycan bile tanımıyor baktığınızda. Nasıl olacak bu? Onu biraz şimdi ben Kanal T, mesela bu stüdyoya gelip ben sizden program yapmasam, evet, bu binaya gelmesem, bu spotları, bu güzel teknolojiyi bilebilir miyim? Bilemem. Yani gitmek lazım. Ziyaret etmek lazım. Beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi lazım. Peki evet, biz hatırlayın. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, hatırlayın, Sayın Akıncı'yı Türkiye'deki birçok etkinliklere davet ederdi ve oradaki Türk devletlerin cumhurbaşkanlarıyla, mevkidaşlarıyla, evet, hatırlayın, bir tanıştırırdı. Köprü kurucu görevinde üstünde. Peki arkası bunun geldi mi? Peki bu devletlerle bizim herhangi bir sıcak temasımız var mı? Herhangi bir ziyaret isteğimiz var mı? Herhangi bir davetimiz var mı? Yani Cumhurbaşkanlığı bakanlıklar seviyesinde konuşuyorum ben size. Hı hı. Örneğin Türkiye devletlerle ilgili sivil toplum örgütlerinin münferit milletvekilleriyle biz çok sık görüşüyoruz. Çok sık ziyaretlere geliyorum. Ama devletin zirvesi anlamında yok. Yani en son bu ziyaretleri Sayın Ersin Tatar'ın Maliye Bakanı olduğu dönemde yapmıştır. En son üst temasımız Sayın Yeni Ersin Tatar'a aittir. Maliye Bakanı'ydı. Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına iktidar olduğu dönemde. Ondan sonraki süreçte üzülerek söylüyorum Ferdi Hanım, kendimizi hep dipsiz bir kuyu olan federasyon tezi altındaki görüşmeleri endekslemişiz. Ve ciddi anlamda yüzümüzü batı, evet, batının tüm olumluyanlarını alalım. Eğitim sistemini alalım, sağlık sistemini alalım. Bize uyan, Kıbrıs Türk halkının, Türk kimliğimizin, örf adetlerimize uyan tüm iyi özelliklerin hepsini alalım. Asla asla itirazım olur. Ama 45 yıldır süren bir müzakere sürecinde bir çözüm olacağına inanmıyorsak, az önce konuşmamın ilk başında da hatırlarsan söylemiştim, bir B planımızın olması gerekiyor demiştim. Ve bir gerek başbakanımızın ve gerek de cumhurbaşkanımızın Türk devletleriyle ilgili bizimle aynı soyu paylaşan, aynı kanı paylaşan kişilerle ilgili temasları arttırıp onlarla beşeri ilişkilerimizin en üst seviyede olmasının gerektiğini savunan bir kişiyim ben. Ve hala da ben, kusura bakmasın kimse, aynı noktadayım. Güzel mesajlar var. Mehmet Mene, harikasınız diyor. Çalışkan, başarılı ilçe başkanım, Sadık abime ve Ferda abime yayınlar dilerim. Günaydın, sevgili Mehmet. İlker Erden, keşke diyor başkanlık sisteminde olsaydık ki bu makamda makama en yakışan Sayın Başbakanımız Ersin Tatar olurdu kesinlikle diye böyle bir görüşünü ortaya koymuş. Cumhurbaşkanlığı adayı seçiyoruz ama bir bakımdan başkanlık sistemi de çok önemli. Yani hep böyle gündeme geliyor. Başkanlık, işte parlamenter sistem, işte çok tıkandı. Bu tıkanıktan çıkmak gerekir. Ne yapmak gerekir? Başkanlık sistemine geçelim.
diye şimdi, bir takım modeller. Bundan sonraki süreç sizce nasıl öngörüyorsunuz? Yani biz sadece aslında Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Toplum liderini seçeceğiz. Aynen öyle. Bu çok önemli. Bir kader seçimi olacak her şeyden önce. Şimdi az önce başkanlık sisteminden bahsettiniz. Mesela şu anda Türkiye'de bir başkanlık, yani tam olmasa da bir başkanlık sistemi gibi bir sistem var. Evet. Ama dikkat edin, şu anda hükümet bile, muhalefet bile acaba parlamenter sistemine geri dönelim mi konuşmaya başladılar. Bugün dünyada başkanlık sistemini oturtabilen, o da belli kriterlerle, belli yetkilerle, bazı ülkeler, mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi. Mesela Fransa bunu gibi başardı, yarı başkan. İşte bazı modellemeleri mesela, var. Güney Kıbrıs'ta. Ben evet, başkanlığı destekleyen bir kişiyim ben. Hı hı. Milletvekilini seçin, mecliste yasasını yapsın, dıştan bakan atayın, icraatını yapsın. Bakın, siyaset bazen çok kısır döngüye girer. Çünkü sonuçta siz oraya birini atarsınız. Hele uzun yıllar siyasetçiyseniz belli bir nokta, doygunluk noktası olur. Ondan sonra oksitlenmeye başlar. Metal yorgunluğu. Metal yorgunluğu diyoruz biz buna. Evet. Bakın, mesela dün X bir müsteşarla bir sohbetim var ayaküstü. İsyan ediyor müsteşar. Sisteme isyan ediyor. Ve diyor ki bunu düzeltilmesi lazım. Ama bunu düzeltirken de tabii ki bunu meclisten geçirecek olan milletvekilleridir. Evet. Bir sistemi düzeltirken mutlu ettiğiniz kadar ilk etapta mutsuz olanlar da vardır. Herkese aynı meyve demezsiniz ki. Ve işte bazen söylüyorum ben bunu. Tırnak içinde söylüyorum. Evet. Bazı seçilmişlerin, Ferda amcığım, tekrardan seçilme endişesi devam ettiği sürece bir arpa boyu yol gidemeyeceğimizi ben hemen hemen hep programda vurguluyorum ben. Onun için milletvekili seçilecek mi? Seçilsin. Meclise gitsin. Yasasını yapsın. Hı. Dışarıdan da tek bir bakan atayım. Hem o bakanın işini yapsın, seçilme endişesi olmadığı için evet, gerçek anlamda iş yapacaktır. Evet. Ha, yani görevini layıkıyla yapan bakanlar, tenzih ederek konuşuyorum ben burada. Yani hepsi de aynı kefeleriyle ilgili değil. Mesela dün akşam bir etkinliğimiz vardı. Yeni kent örgütümüzde bir etkinliğimiz vardı. Orada ben bir konuşma yaptım. Örneğin Sayın Nazım Çavuşoğlu'na teşekkür ettim. Hatırlayın, bu yaşanan ekonomik krizlerden dolayı. 2019-2020 öğretim yılı, üniversitelerle ilgili, yüksek öğrenimle ilgili işte 5000 civarı bir öğrenci beklenirken, çünkü dörtlü hükümet koalisyonu döneminde yerle bir olan, Türkiye ile ilişkilerinin de sıfırın altına düştüğü, YÖK'le neredeyse hiç görüşülemeyen bir hükümette Nazım Bey neydi? Yılların verdiği tecrübe, beşeri ilişkilerinden dolayı hızlı bir müdahaleyle. Meslekten geliyor çünkü. Ve ne yaptı? Yine evet, 8 bin kotasını yakaladı. Şu anda ek kontenjanlara belki 10 bin olacak. Bu yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, sadece İstanbul'da 122 tane özel üniversitenin açılmasına rağmen. Bakın. Evet. Sadece İstanbul'da 122 tane özel üniversite açıldı. Adım başı üniversite baktığınızda. Ve buna rağmen adaya çok ciddi anlamda bir kazanım elde etti. İkinci bir baktığımızda Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, kamu alacakları ve birçok kimsenin dokunamayacağı veya birçoğunun kapısının önünden geçmeye çekindiği birçok firmanın değilim, işletmelerin kamu alacaklarıyla ilgili haciz kararı çıkarttırdı. Önce dedi devletim. Yani bu kadar dedi, vurdum duymazlık olmaz dedi. İkinci bir konu, Ercan Havalimanı ile ilgili biliyorsunuz ki orada bir haciz kararı çıktı ve şu andaki gelen gelirlerin çok büyük bir kısmı devletin alacı olan maliye aktarılıyor şu anda. Yani veya Sayın Sucuoğlu, iç barışın sağlanması, toplumsal iş barışın, çalışma düzeninin iş barışı sağlanması ile ilgili çok ciddi anlamda radikal kararlar aldı ve meclis açılır açılmaz bunlar hemen yasallaşıyor. Hı hı. Yani evet, bunlar yapılırken ciddi anlamda Ferda Hanım, masa yumruk vurması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Bugün saydığım bakanlarımızın birçoğu ciddi anlamda bu radikal kararlar almaya başladılar. Çünkü siyasetin artık bir endişeleri yok. Sonuçta hizmet odaklı olan bir partide, Ulusal Birlik Partisi. Ama dönüp de diğer siyasi partilerin daha önceki dönemlerde seçilme bakanlık endişesi yaşayanlar, evet, zaten Ulusal Birlik Partisi'nin vekillerinin herhangi bir seçilme endişesi yoktu. Çünkü Ulusal Birlik Partisi tabanı hizmet edenin her zaman arkasındadır. Hı hı. Ama Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinin dışında oluşabilecek diğer modelli, ikili, üçlü, dörtlü, yani iki de daha fazla parlamenter siyasi parti girmedi, yok da bir altılı bir koalisyon kuracakları diye düşünüyorum. Olan bakanların işleyişine baktıklarında sadece ve sadece birkaç tane sivil toplum örgütünün gölgesi ve ekseni etrafında hareket edenleri gördüğümüzde işte o zaman işte bir arpa boyu yol gidemez. Kısır görüyoruz döngü içerisinde. Yani bugün bir bakın, dörtlü hükümet döneminde Türkiye ile anavatanın ilişkilerin sıfıra düştüğü bir dönemde, hı hı,
bakanlarımızın mevkidaşlarıyla randevu alamadığı, görüşemediği bir süreçlerden bu 3,5 aylık bir süreç içerisinde çok ciddi anlamda bir mesafe kat edildi. Ben dün akşam yine ilgili örgütle yaptığım ki Sayın Genel Başkanımızla beraberdik. Ben Genel Başkanım ve bakanlarımdan da özür diledim o toplantıda. Bildiğiniz gibi 100. gün toplantısında ben de oraya katıldım, merak ettim ki içerikli olduğumuzu düşünüyorum, sürekli olarak takip ettiğimizi düşünüyorum. Açıkçası 100 günde ne kadar çok işin yapıldığının toplu ilk kez orada gördüm. Çünkü bakanlıkların ayrı ayrı çok takip etme şansımız yok. Yani nelerin yapıldığıyla ilgili veya 100 günden sonra bir 300 gün sonra nelerin yapılacağıyla ilgili gördüm açıkçası. Sayın Genel Başkan'a, Başbakan'a ve Bakan'a da şunu söyledim. Bu kadar enkazın üstüne bu kadar hızlı toparlanma ve bu kadar hızlı bir şekilde ekonominin, eğitimin, sağlığın veya çalışma hayatının bu kadar hızlı bir yukarıya doğru oturması açıkçası bana gurur vermiştir dedim. Evet. Ben bunları daha önce göremedim. Şimdi kusura bakmayın dedim. Enteresandır. Muhalefeti birleştiriyor zaten. İşte 4 ay oldu hükümet geleli. İşte hala toparlanamadılar. İcraat yok, icraat bekliyoruz falan. Var yani. Bir şeyler şimdi, var. Bir şey kurtarılıyor bakın, yani arka planda. O yemek pişiyor ama galiba kokusu gitmiyor. Şimdi bakın. Biz icraatlarımızı belki de kamuoyuyla çok yeterince paylaşamıyoruz. Belki de basın yayınlarla ilgili çok fazla bir temasımız olmayabiliyor. Bilmiyorum. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki her bakanlığın kendine münasip bir basın danışmanı vardır. O basın danışmanında bu yapılan icraatların basına servis edilme kısmı vardır. Kesinlikle. Belki bu konuda biraz zayıf kalıyoruzdur. Belki halkın artık belki teknolojiyi mesela bakın Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en eski siyasi partilerinden biri ama web tv'sine bir yıldır kavuşalım. Başka siyasi partilere bakıldığında yıllardır sosyal medyayı çok iyi etkin kullanmışlar. Web tv'lerini kullanmışlar. Belki de kendi televizyon kanallarını çok iyi kullanmışlar. Ama bu ülkeyi kuran parti Ulusal Birlik Partisi son bir yıl içerisinde web tv'sine kavuşabilmiş. Yani bu da işte halkın bizi daha iyi görebilmesiyle ilgili, halkın bizi daha iyi duymasıyla ilgili kısmında çok önemli bir unsurdur ki bu konuda da bu stüdyonun kurulması, Güneş Web TV'nin açılmasıyla ilgili emeği geçen herkese de ben huzurunuzda teşekkür ederim. Evet. Daha iyi sesimizi halka duyuracağımız olan inancım tamdır. Halkımız da bizim nelerin daha iyi yapabileceğimizi bilinçlenmesi yönünde daha iyi bir adım olmuştur. Çok güzel mesajlarımız var bu arada. Mesajlar geliyor. Mehmet Yayar, günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. UBP Örgüt Başkanıyım. Sayın İlçe Başkanı'na ben de katılıyorum. Benim şahsi görüşüm Sayın Genel Başkanımızın ben de Cumhurbaşkanı aday olmasını isterim. UBP'ler, UBP'liler, UBP Surlar İlçe Örgüt Başkanı evet. İyi yayınlar diliyor. Evet, efendim teşekkür ediyorum size programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Bizi ağırlayan sürede bu kadar. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gene çok zevkli bir program oldu. Evet. Zaten sizin de yaptığımız her program ne saat başlıyoruz ne saat bitiriyoruz hiç evet, farkında değilim. Evet zaman unutuyoruz. Yine çok zevkliydi. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, parantezin sonuna geldik. Yarın yeniden aynı saatte yeni bir gündemle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.